Teknoloji dünyasından herkese merhaba. Bu videoda sizlerle birlikte Philips Hue serisinin Iris modelini inceleyeceğiz. Gerçekten fotoğraflarda çok küçük gibi görünüyor ancak gördüğünüz gibi dev gibi bir ambiyans aydınlatma ürünü. Açıkçası benim beklentimi karşılayamadı. Neden diyeceksiniz? Cihazın lumen değeri bir tık düşük, ben aydınlatır diye düşündüm ancak maalesef ki fonda pek bir etki yaratmadı. 570 lumenlik bir güce sahip, 16 milyon renk kapasitesinde ve farklı tonlamalarda ışığı ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada farklı sahnelerde oluşturabiliyorsunuz. Ayrıca bir gateway alarak, yani Philips Hue'ye ait bir gate alarak da bunun tamamıyla bütün akıllı özelliklerine kavuşabiliyorsunuz. Şimdi bu tek başına alındığı takdirde sadece Bluetooth üzerinden kontrol edilebiliyor. Wi-Fi'den hiçbir şekilde bir ağa bağlanıp da evin dışından bir yerden kontrol etme gibi bir duruma sahip değil. Yani eğer siz bu cihazı tek başına aldıysanız ve bir gateway'iniz yoksa telefonunuza indirmeniz gereken uygulama HueBT. HueBT'yi indirdikten sonra bu cihazın sadece HueBT'nin izin verdiği sahnelerini kullanabiliyorsunuz ve tabii ki Bluetooth'un çektiği mesafede cihazı kullanabiliyorsunuz. Bakın şimdi HueBT'ye girdiğimde, açtığım anda ilk etapta bu şekilde sarı bir ışık yanıyor. Cihazın içine girdiğimde bunu pek tabii ki beyaza da çevirebiliyorum. Bu arada bu ışığın maksimum kapasitesi. Şimdi ben ortamdaki bütün aydınlatmayı kapatacağım. Sadece bunun aydınlatmasıyla ne kadar ortamın aydınlandığını ve ardından ambiyans olarak arka kısımda da fon lambası olarak nasıl bir etki yarattığını sizlere göstereceğim. Şu an ortamdaki bütün ışıkları söndürdüm. Karartma perdemi de çektim. Şu an ortam tamamıyla karanlık durumda. Gördüğünüz gibi sadece bu lambanın aydınlatmasıyla ben aydınlanma sağlıyorum. Bakın şimdi renk değişikliklerini şöyle yapabiliyorsunuz. Sarıdan beyaza kadar 2000 ile 6500K arasında renk yoğunluğu var. Bakın böyle aldığımda 6500K'da, bu şekilde de götürdüğümde 2000K'ya kadar sıcaklık değeri düşmekte. Yani bunu gün ışığından soğuk beyaz ışığa kadar değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca renkli kısmına geldiğim zaman ışığı bakın böyle farklı renk tonlarında 16 milyon renk seçeneğiyle istediğim tonu ayarlayabiliyorum. Bunun haricinde bir de sahne ayarları var. Sahne ayarlarında menünün ana menüsünden, yani uygulamanın ana menüsünden bu şekilde tıklayarak, mesela bakın buradan sahne ışıklarından parlağı seçtim veya gece ışığını seçtiğimde bu şekilde çok düşük seviyelerde bir ışık açıyor veya dinlenin dediği bir ışık var, böyle bir ışığa çeviriyor. Karartılmış dediği bu şekilde farklı sahneler bulunmakta. Bu arada romantik adı altında bir menü var. Bakın burada çifte kumrular menüsü. Burada farklı renkler arasında ufak ince geçişler yapıyor. Burada pırıltılı ve göz alıcı dediği bir sahne var. Yani kısacası çeşit sahneler var. Şimdi ortamda sadece bu olduğu takdirde bunu, yani tabii ki beyaz ışık olarak kullanmak için kimse almayacaktır. Bir ambiyans aydınlatma olarak genelde tercih edilecektir. Bakın beyaza aldığım zaman yüzüme de tuttuğumda bu şekilde bir aydınlık sağlıyor ve öyle gözümde bir alıcılık, yani ne bileyim gözümü yorma gibi bir şey de kesinlikle yapmıyor. Cihazı size şu şekilde tuttuğumda aslında ışığını sanki bütün alan içerisinden yayıyormuş gibi görüyorsunuz ama herkes videolarda bu şekilde gösteriliyor. Ama dediğim gibi böyle değil. Sadece şu orta kısmında, şuradaki yuvarlak kısmından ışık çıkıyor. Şu dış tarafındaki 3 parmaklık kalınlıkta olan yerden ışık kesinlikle çıkmıyor. Işığın seviyesini bakın kıstığım zaman ortaya doğru küçülüyor. Şu an aslında bu ışık yine aynı şekilde, bu tamamında değil, yani tam yuvarlakta değil, orta kısımdaki yuvarlağın şu kadarlık bir alanın tam ortasında minicik bir vaziyette yanmakta. Işığı mesela %10'lara kadar düşürdüm. %5, %4, %3. Şu an ışık en düşük seviyesinde %1'de ve %1'de bıraktım. Bakın %1'de de böyle bir aydınlatma yapıyor. Bunu aydınlatma bile denemez. Şu an kameranın sadece aydınlatma kapasitesi, daha doğrusu aldığı ışık yüksek olduğu için siz bu kadar fazla görüyorsunuz ama normalde görünen inanın o kadar değil. %100'e aldığımda da bir anda böyle bir parıltı oluyor. Şimdi bunu arka fona koyacağım. Arka fona koyup renk değişikliklerini yapacağım ve nasıl göründüğünü beraber göreceğiz. Şu an gördüğünüz gibi arka tarafım aydınlık bir durumda. Yalnız çok böyle deli dehşet bir aydınlık değil. Ben şurayı ortalayayım ve ambiyansı bu şekilde görün. Bunu tamamıyla beyaza aldığım zaman arka tarafım görüyorsunuz bu şekilde aydınlık. Lamba yerde duruyor. Ambiyans olarak sadece belirli bir yüksekliğe kadar aydınlatma sağlıyor. Yani şu yüksekliğin üzerinde maalesef renk tonları soluyor ki bunu RGB, yani renkli şekline aldığım zaman bakın ortamın ambiyansı tamamıyla böyle oluyor. Bunu farklı farklı renk tonlarına değiştirebiliyorum. Arka tarafım aslında yine aydınlık gibi görünüyor ama ortama, örnek veriyorum, ön tarafından bir ışık aldığım zaman. Gördüğünüz gibi şu an ön taraftan bir ışık aldım. Işığı aldığım zaman arka tarafımda bu ışık tamamıyla kayboluyor. Farklı incelediğim, bu şekilde ambiyans olarak kullanmayı düşündüğüm bir lamba daha vardı. Philips Hue değil, onun kadar pahalı bir ürün bile değil. Yarı fiyatına almış olduğum şu kadarlık bir RGB video ışığı vardı. Onun aydınlatması ve ambiyans olarak kullanılması açıkçası bundan daha verimliydi. Bu hem büyüklük olarak çok fazla hem de yaydığı ışık olarak gerçekten bana zayıf geldi. Bakın şöyle mesela renk değişikliklerini yapıyorum. Arka tarafımda aydınlık gibi duruyor ama gerçekten öyle çok deli dehşet bir fon aydınlatması sağlamıyor. Şu an sadece tek bir ışık açık durumda ve ışık yüzüme bu taraftan yarı vaziyette vuruyor. Bu ışığı birazcık daha kendime çevirdiğimde arka tarafıma da ışık düşüyor ve böylelikle arkadaki ışık neredeyse tamamıyla kayboluyor. Bakın şimdi bunu farklı bir renk modeline getirdim. Hatta değiştiriyorum. Ancak siz arkadan bunun tamamını değil, hatta çok bir parça yansımasını görüyorsunuz. Işığın önünden, şu kameranın önünden şöyle çekiliyorum. Bakın ışığın yayılmış olduğu alan tam olarak şurası. Işığın rengini değiştireceğim yine tekrardan görebilmeniz adına. Bakın gördüğünüz gibi gerçekten öyle ambiyans adına çok da işe yarar bir şey değil. Fikrimi soracak olursanız Philips Hue Iris'e bu kadar para vermeye bence gerek yok. Yani evde bu bir ambiyans aydınlatma olarak kullanılabilir mi? Bence gerçekten buna gerek yok. Ha, akıllı sistemleri var. Bir bridge ile bağlantı yapacak olursanız ve evinizde farklı Hue ürünleri varsa onlarla birleştirerek bir kombin yapabilirsiniz belki ama bu ürüne bu kadar yüksek meblalar vermek bence çok gereksiz. Eğer ambiyans aydınlatma olarak bir şey kullanmak istiyorsanız bir lambader alın, içerisine de Bluetooth bağlantını yine aynı şekilde bir ampul takın. Bunların fiyatı da en fazla 100-150 lira civarında ve kullanım ömürleri bakımından da bunlarla eşdeğer. Ve aynı şekilde o da bir Bluetooth üzerinden kontrol edilebiliyor. Yani evinizdeki ampulleri şunda olduğu gibi tek başına tabi yapamıyorsunuz ama bir bridge'e bağlayıp da şu odanın lambasını aç, bu odanın ambiyans aydınlatmasını yap gibi bütün evi bu şekilde bir akıllandırmaya bence böyle yüksek bir fiyata gerek yok. Farklı farklı ürünlerle de bunu sağlayabilirsiniz. Açıkçası söylemek gerekirse böyle bir ürüne bu kadar para vermenin çok da bir anlamı yok. 630 lira civarında bir fiyata aldım ben. Bunu 630 ya da 620 liraydı, tam emin değilim. Bu kadar yüksek bir fiyata hem bu kadar yer kaplayan hem de gerçekten ışık verimi bu kadar düşük bir şeye bence para vermek hiç mantıklı değil. Bu arada kullanmış olduğu elektrik verilerine gelecek olursak 8.1 watt değerinde bir enerji çekişi var. Toplam 25.000 saat çalışma kapasitesi olduğu yazılmış, zaten Philips tarafından garantili. Eğer siz bunu beğendiyseniz ve evinizde kullanmayı düşünüyorsanız 25.000 saat çalışma ömrü net olarak verilmiş. Benim videoda bahsedeceklerim bu kadardı. Philips Hue Iris modelini açıkçası ben çok beğenmedim. Siz şayet beğendiyseniz bunu satın almanız için açıklamalar kısmından bir link ekleyeceğim. Eğer siz de almayı düşünürseniz alabilirsiniz. Fotoğraflarda genellikle dediğim gibi küçük, bu kadarlık bir aydınlatma gibi duruyor ama gördüğünüz gibi bayağı büyük, bir kase kadar büyüklüğü var. Ve ev içerisinde bunu koyacak yerinize önce ayarlayın, ardından satın alma işlemini gerçekleştirin. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.